yapmış olduğun organizasyon dolayı gerçekten teşekkür ederim. Çünkü bu herkesi bir araya getirip konuşmanın haricinde bir takım işlerin de istikrarlı bir şekilde takip edilmesini sağlıyor. Yani bizde bir fikir ortaya çıkıyor, fikir beğeniliyor, sonra tak diye kalıyor. İlk bir kimle yaptığını hatırlamıyorum. O sıralarda bir mesela Erdinç Balto hikayesi oldu. Evet. Ne oldu o çocuk? Nerede? Ne yapıyor? Yani o günkü şeylerde, konuşmalarda işte çok konunun hit aldığı, çok hakkında yorum yapıldığı, işte çocuk bir isyan etti. Bunlar olmuyor. Türk basketbolcusu mağdur durumda, şu sebeplerden dolayı anlattı. İnsanlar ilgi duyduğu duymadı ama o konu o hafta konuşuldu. Evet, bugün biz tüketim toplumuyuz, bir konu bir gün konuşuluyor, ertesi gün konuşulmuyor ama önemli bir konuydu o konuştu. İşte kesinlikle. Lisans, fesih edilme hakkı, başka konular, iki ayrı kontrat. Peki ne oldu o konu şimdi? Nerede? Erdinç Balto ne yapıyor? Erdinç Balto'nun ne yaptığını bilmiyorum ama ben onu, o konuyla ilgili bir de bir avukatla konuştum. Bir avukatla daha konuşacağım ama onu Periskop yayını yaptım. Tekrardan YouTube'dan yayınlamadım ama yayınlayacağım. Levent Polat, eski bir basketbolcu, sen de tanıyorsun. Bu konuda bir hafta çalıştı fakat çocuğu oldu falan biraz... Bu senin kişisel görüşünü anladım. Şeyi anlatmaya çalışıyorum. Sistem onu... Sistem onu kendi içerisinde yok etti. Yani burada oyuncuların da şimdi şey... Zaten bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi oyuncular birliği, menajerler... Evet. Bu bizim genel bir suçumuz, paket şey. Şimdi o bir cesaret gösterdi o çocuk. Konuyu gündeme açtı. Belki de pişman oldu o cesareti gösterdiğini bilmiyorum. Bu senenin içerisinde o kadar çok yaşadığımız o ve benzeri konular var ki. Şimdi bunlar böyle bir hafta, iki hafta gündeme geliyor. Aynı koçların başka konuları olduğu gibi, aynı hakemlerin konuları. Sonunda bunlara çok kısa süreli bir şekilde eğiliniyor. Şimdi dönelim o zaman tekrardan, bu federasyonu eleştirmek için yapılmış bir şey değil ama federasyonda bazı insanlar bu konularda sürekli olarak ilgileniyor. İlgilenmesi lazım. İlgileniyor mu? Bilmiyorum ben. Ben şunu görüyorum Ömer, federasyon şu an tamamen NBA ilişkileri ve milli takımlara konsantre olmuş durumda. Demek ki sistemi evet, kulüplerle ilgilenecek bir mekanizmaya ihtiyacı var. Oyuncular, kulüpler, kulüplerle ilgilenecek, hakemlerle ilgilenecek, evet, total. Kesinlikle. Şimdi buradaki o koordinatör dediğiniz insanın, demin dedim ya, bir danışmanlar kurulu, evet, veya bir komite gibi şeyler. Yani onunla beraber çalışacak bir ekibin her bir tek tek şeylerle. Şimdi biz de şöyle bir şeye gitmeye başladı. İşte Turgay abi, Turgay Demirel federasyon başkanı olduğu dönem ilk başlarda bu tip bir felsefeyle Yalçın abinin koordinatörlüğü, işte Nur Gencer veya işte sonuçta bir sürü problem oldu. İnsanlar ayrıldı, kavga ettiler, evet, şey oldu. Ayrı bir konu onlar. Fakat fikir tartışmasından yeni projeler üretilecek bir süreç oldu onların. Yani. Doğru. Bir sürü yenilik yapıldı. Sonra o yenilikler zaman içerisinde artık eskidi. Ufak yama yapılmaya başladı. Ufak yama yapılmaya başladı. Renove edilmedi aslında. Şimdi total proje hiçbir zaman renove edilmedi. O yapılan balonlar her seferinde, yamalar her seferinde bir yerden yine patlak veriyor. Sen tekrar başka bir şekilde onu yamamaya çalışıyorsun. Bu gelinen noktada Türk basketbolunu tanıtma, Türk basketbolunu bir yere getirme projesi şuna, benim gördüğüm kadarıyla şuna indirilmiş durumda. Biz yeter ki uluslararası üst düzey bir organizasyonda var olalım. Yani bu olimpiyatlar olabilir, Avrupa şampiyonası olabilir, dünya şampiyonası olabilir. Yeter ki orada olalım. Orada olduk, nasıl olsa kamuoyu ilgi duyacak, nasıl olsa insanlar bizi izleyecek, nasıl olsa bu pazarın içinde parasal olarak bir girdi olacak, sponsor olabilir, şöyle. Bu evet bir yere kadar doğru. Doğru, ben buna inanmıyorum. Yani eğer siz bugün üst tarafta mücadele ediyorsunuz, bunun getirisi de fazla olacak. Fakat hep oraya doğru yönelirken başka şeyler çok ıskalanıyor diye düşünüyorum. Altı dolmuyor yani konuları. İşte bak, hakem konusunu tartıştık, oyuncuların problemleri konusunu tartıştık. Antrenörleri tartıştık, yabancı antrenörlerin konusunu tartıştık, menajerler konusuna girmek çok da istemiyorum ama menajerler konusu var, tartışılabilecek. Bugün bir menajer yönetmeliği var. Türkiye'de menajerlik yapan hiçbir menajer, hiçbir deneyim üye olanlar oldu. Çoğu menajer o Türk menajerlik şeyine üye değil.
Sebep, çünkü tamamen tepedinimle bir menajerlik şeyi getirilmişti. Biz dedik ya bunu böyle getiriyorsunuz, bizim buna üye olmamızın hiçbir anlamı yok. Ben giderim FIBA'dan kendi menajerlik şeyimi alırım. Siz federasyona göre yaşıyor musunuz yoksa Aziz Nesin'in onları yaşar yaşamaz mı? Yok, ikisi karışık. Ben yaşamıyorsunuz. Bir menajerlik bildiğiniz var ama siz kontrata isminizi koyamıyorsunuz. Biz kontrata isminizi koyamıyoruz. Ve sizin koyduğunuz, isminizi koyduğunuz kontratı kulüpler yaparlarsa disiplin suçu işlemiş oluyor. Şöyle bir şey var ama şimdi bu FIBA'nın yaşıyor musunuz'a cevap olarak söylüyorum. FIBA'nın zorlamış olduğu uluslararası Legal of Clemens Türkçe tam olarak ne oluyor? Bonservis diyelim. Uluslararası, oyuncunun uluslararası bonservisini alırken menajerin imzasını şart koşuyor. En azından yabancı oyuncularla ilgili kontrat demeyeyim ama işin o kısmında menajerlerin alt şeyi olması gerekiyor. FIBA menajerinin, oyuncunun FIBA menajeri. Eğer FIBA menajeriyseniz, değilseniz orada yine isminiz yok. Ama FIBA menajeri zaten FIBA da bunu bunun için koyuyor yani. Yani bizim sistemin içine bir eğer vaktimiz varsa o konudan biraz bahsetmek isterim aslında ben FIBA menajerliği konusunda. Onunla bitirelim o zaman istiyorsan. O zaman onunla bitirelim. Peki. Nerede kalmıştık peki? Dedi ki herkesin bir sorunu var ama burada hedef hep uluslararası bir organizasyonun içinde var olup onun getirdiği artılarla şey yap. Çünkü orada hakikaten para var. Yani bugün Türkiye pazarı Avrupa'nın en iyi pazarlarından bir ilk üç. Yani Türkiye o organizasyonu karşılayabilecek bir maddi güce sahip. Sponsorları var. Sponsorları var. İşte kulüp bazında sponsorlar var. Milli takım bazında sponsorlar var. Oyuncular genel anlamda overall Avrupa'ya göre çok iyi paralar kazanıyorlar. O yüzden de şu anda Türkiye pazarı tercih edilen bir pazar. Doğru. Fakat işte bize hep gösterdi yani tarih. Bu hep böyle gitmiyor. Düşüşler oluyor. Yani bugün İstanbul'da olduğu gibi düşüşler olabiliyor. Bir kriz, ekonomik kriz olabiliyor veya başka bir şeyler olabiliyor. Şiddet yüzünden sporda sponsorlar çekilebiliyor. Veya memnun olmuyor sponsor getirisinden. Nereye geliyorsun burada? Buradan şuna geliyorum. Eğer bu yapmış olduğunuz organizasyonu sadece o tarafa yüklediğiniz zaman yarın öbür gün o sponsor veya para çıktığı zaman altının dolu olması. Küt diye biliyorsun. Rahmetli değil mi? Küt yani o orada elde avuçta tutulur şeyler olması gerekiyor. Peki. İstiyorsan şeye geçelim. Menajerlik konusuyla bitirelim. Fransa'da bildiğim kadarıyla bir yabancı oyuncunun Fransa liglerinde oynayabilmesi, transferinin yapılabilmesi için Fransız bir Fransız menajerin, yerel bir lokal menajerin üzerinden gitmesi lazım gibi bir kural var. Şimdi belki özel sözleşmeyle tek tip sözleşmenin tek olmasının şeylerinden bir tanesi de belki menajerin kendini imzasını koyabileceği bir sözleşme olması. Belki onu biraz açalım istiyorsan. Herkes biliyor mu özel sözleşmeyle? Bizi dinleyenler biliyor. Ben yani şimdi bu şeyin binlerce kişi tarafından seyredilmesi için yapılan bir şey olarak şey yapmıyorum. Bu tamamen kendi camiamıza yön vermek, senin sesinden bir takım şeyleri duymak, fikrini paylaşmanı sağlamak. Bunu bu programı dinleyen ve bunun dökümünü okuyan insanlar sonuçta karar verici insanlar olacağını düşünüyorum ben. Tamam o zaman soruya geleyim. Özellikle resmi sözleşme ve burada menajerin olduğu taraf hani sizin de benim dışarıdan gözlemim şu, siz aslında sistemin önemli bir parçasısınız. En az hakemler kadar iyi sözlerle anılıyorsunuz. ama başka yerden baktığında, federasyon açısından baktığında da resmi olarak yok gibisiniz yani. Şimdi şöyle, burada aslında bir sürü belki konu var. Birincisi federasyon açısından baktığınızda federasyonun bir menajerlik yönetmeliği var. Herhalde 1-8 sene oldu, güncellendiyse bilmiyorum. Ve o yönetmeliğin sonrasında belirli insanlara, belirli menajerlere lisans verdi. Evet. Azınlıkta bu. Çünkü dediğim sebeplerden dolayı biz dahil olmak istemedik. Niye dahil olmak istemedik? Çünkü Amerika'dan getirilmiş bir menajerlik sistemini buraya adapte etmeye çalıştılar. Hiç değiştirmeden dolayısıyla olmadı. Şimdi biz federasyon
düzeyinde diyeyim. Hani resmi evrakta yokuz, evet. Yani özel kontrat var, tek tip kontrat var. Federasyon tek tip kontratında menajer imzası diye bir imza yok. Sadece oyuncuyla kulübün imzası var. Özel kontratı da kulüp tanımıyor. Federasyon tanımıyor. Yani onu ve bunun için yapana da ceza veriyor yani. Tanım ederken bir de cezalı durum. Şimdi orada da bir takım hukuksal şeyler. Evet. Tanımamasına rağmen bir o kontratı... Tabii tabii niyana kararlar alındı. Yani dolayısıyla tanımıyor, nasıl tanımıyor, o da ayrı bir konu oldu.